İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlük'le karşınızdayız. Ankara stüdyomuzda Günlük'te bugün siyasetin konuştuğu sıcak konuları konuşacağız. Siyaset dünyasında özellikle seçime 5 ay kala Ankara'da neler konuşuluyor? Bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kırşehir'de seçim startı verdi şeklinde ifade ediliyor konuşmaları. Bunları değerlendireceğiz. Başkanlık sistemi tartışmaları, iç güvenlik paketi, Cizre'deki olaylar, seçime giderken HDP'nin parti olarak gireceğiz demesi ve bir taraftan da barajı aşmak için işbirliği çalışmalarına başlaması, bunların hepsi siyasette nasıl yankılanacak? Önümüzdeki 5 ay Ankara'da, Türkiye'de nasıl geçecek? Bunları konuşacağız. Konuklarını tanıtmak istiyorum. MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ve Erdoğan. Siyaset bilimci Erdoğan Günal, Doktor Erdoğan Günal, hoş geldiniz. Sağ olun, merhaba. Müsaade ederseniz Seyfettin Bey'le başlayayım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kırşehir'deki ifadeleri çok tartışılmaya başlandı ve tartışılacak gibi de gözüküyor. Seçim startını Erdoğan verdi dediler. Bir kere bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhurbaşkanının 7 Haziran seçimleri için vatandaşa gerekli tavrı ortaya koyun sözü var. Yani aslında Abdullah Bey, bu malumun ilanı, beklenen tavır Cumhurbaşkanından. Bu Cumhurbaşkanı seçiminden önce Sayın Genel Başkanımız şu ifadede bulunmuştu. Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz, olmamalı derken bunun bir iki belirleyici noktası vardı. Bir tanesi bunlardan devletin başı olacak, tüm toplumu kucaklayacak, Cumhur'un başı olacak kişinin hakkında 17-25 Aralık gibi yolsuzlukla ilgili bir takım iddiaları bulunan kişinin Cumhurbaşkanı olmasını doğru bulmadığını ifade etti. İkincisi de daha önemliydi ki Cumhurbaşkanı olacak kişinin tarafsızlığını muhafaza etmesi gerektiğiydi. Bu noktada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimlerinde işte başkanlık sistemi, tek adamlık modeli üzerinde bir beklentisi olduğu için bugün gelinen nokta, Cumhurbaşkanı seçiminden önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylediklerinin birebir çıktığını gösteriyor. Eğer bu kadar siyasete meraklı olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın o zaman partinin başında kalıp bu seçimleri götürmesi gerekiyor. Fakat Cumhurbaşkanı'nın kafasında belirlenen yapı şunu gösteriyor ki bütün erkleri kendi bünyesinde toplayan bir sistem. Bunun adına başkanlık sistemi de deseniz, başka bir sistem de deseniz, ana amaç yargıyı, yürütmeyi, yasamayı, devletin bütün kurumlarını kendine bağlı tek adamlı bir yapıyı hayal ediyor. Bugün gelinen nokta itibariyle de Sayın Davutoğlu başbakanlığa atandı. Yani işte istişareler, şunlar bunlar dese de kongrede tek adayla gittiği süreçte bugün gelinen nokta da onu gösteriyor ki paralel bir hükümet şeyde, İsraf Sarayı'nda şu anda şekillenmiş vaziyette. Bütün hükümetin yürütmesi de İsraf Sarayı'ndan yönetiliyor. Bu manada baktığınızda bundan sonraki sürecin de gerilim arttıracak şekilde anayasayı hiçe sayan bir uygulamadır bu. Yani bugünkü mevcut anayasamıza göre Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın taraf olması doğru bir şey değildir, ama sadece bugün Kırşehir'de yaptığıyla ilgili değil, daha önceki basın toplantılarında muhalefeti eleştirmesi, bir iktidar partisinin genel başkanı gibi konuşması Cumhurbaşkanı'nın seçiminden hemen sonra da bugün bunun böyle olacağını gösteriyor. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin erimeye başladığı, eridiği çok ayan beyan ortadadır. İşte kendi içindeki yaptıkları değerlendirmede de Recep Tayyip Erdoğan'ın sahaya inip bizzat bu seçim mitinglerini götüreceği gösteriyor. Burada Cumhurbaşkanı gibi değil, anayasanın kendisine verdiği yetkinin sınırları içerisinde kalmadan sanki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı gibi 7 Haziran'a kadar bir seçim süreci götüreceği bugünkü hareketiyle de tescillenmiş oldu diye düşünüyorum. Bunu ama Cumhurbaşkanı daha önce de ilan etti. Yani bu hani böyle birdenbire ortaya çıkmış bir şey değil. Farklı bir Cumhurbaşkanı olacağını söyledi. Şaşırtıcı değil. Şaşırtıcı değil. Bir taraftan mesela bugün bu yorum, bu konuşmadan sonra bakıyorsunuz vatandaşların yorumlarına, özellikle AKP'yi destekleyenlerin. Zaten bunun böyle olması gerektiğini, işte bunun çok normal olduğunu gibi yorumlar yapıyorlar. Mesela bu baktığınızda yine bir metropolün bir araştırmasının sonucu, hala daha hükümeti %70'ten fazla bir oranda vatandaşın
Erdoğan'ın yönettiğini düşündüğü gibi bir sonuç da ortaya çıkıyor. Bunları değerlendirdiğinde... Sadece hükümeti değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de yönetiyor Hazret. Keşke sadece hükümet olsa. Hadi Cumhurbaşkanlığı da yürütme olarak değerlendirilir. Yürütmenin bir parçasıdır ve başıdır aslında. Yürütme organıdır Cumhurbaşkanlığı. Hadi bir noktada hükümetle zaman zaman istişare eder, başbakanla toplantılar yapar. Ama burada Recep Tayyip Erdoğan'ın adeta bir gölge kabine kurduğunu hepimiz biliyoruz. Değil mi? Cumhurbaşkanlığı sarayı denilen kaçak sarayda 1150 tane odayı boşuna yapmadı adam. Oraya gölge bir kabine kurdu ve o kabine aracılığıyla hükümeti yönetiyor. Her defasında Recep Tayyip Erdoğan telefon ederek efendim şu yasayı şöyle çıkarın böyle çıkarın diyeceği yani kimse düşünemez. Kabinesini kurdu, istediği her türlü yasa için bir insan gönderiyor. Çok yakında bir iki gün önce çok net bir olay yaşadık. İsim de vermeyeceğim ama bilen bilir kendini. Bir zat-ı muhterem eğer bir komisyona gelip de bir yasa teklifini savunuyor ve başka hiç kimse söz almıyorsa, sadece dinliyorsa AKP grubundan ve ne olursa olsun o yasa çıkacak gibi görünüyor ise bilin ki arkasında Recep Tayyip Erdoğan vardır. Yani burada yani vahim o olan... O istiyor, o mu talimat vererek... Belli başlı isimler var, belli başlı simalar vardır Abdullah Bey. Bu simalar, bu isimler belirdiği zaman mecliste Recep Tayyip Erdoğan'ın silüeti gelmiş gibi olur ve onun ağzından çıkan her şey Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gelmiş olur. Bunu bütün parlamenterler nereden bilirler. Simalar? Nereden milletvekili yani? Çeşitli milletvekili. Ha, milletvekili bazı millet tabii bazı milletvekilleri Sayın Cumhurbaşkanı yakınlığıyla bilinen ve onun hangi milletvekilini hangi iş için gönderdiği çok iyi bilinen insanlar gelip de bir komisyonda bir teklif savunduğu zaman herkes anlar ki o teklif Cumhurbaşkanı'ndan gelmiştir. Bu ne kadar vahim bir olaydır. Bunu biz bilebiliyoruz. Umarım halkımız da bilir. Yani Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır. Bakın biz hiçbir zaman devleti yıpratacak, kurumları yıpratacak söylemler söylemek istemiyoruz. Bunlardan kaçınıyoruz. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki hükümetler geçicidir, devlet kalıcıdır, millet kalıcıdır. O halde bizim devletle ve milletle bir ilgimizin, bir sorunumuzun olmaması lazım. Bizim sorunumuzun iyi yönetmeyen hükümetle olması lazım. Şimdi biz bütün gücümüzü, bütün bakış açımızı Türkiye'yi iyi yönetemeyen hükümete yönlendirmiş bulunuyoruz. Ama bir de bakıyoruz ki devletin en tepesindeki adam hem yürütmenin başına geçmiş gibi görünüyor hem de yasamaya hükmediyor. Şimdi hal böyle olunca bir tek muhteremin iki dudağı arasından çıkan her şey yasalaşıyor ve yürütme bunu bu şekilde yürütüyor. Eğer bu böyle olmuyor diyen varsa bir tane Allah rızası için çıksın, biz de onlara hangi kanunun nasıl çıktığını, nasıl yapıldığını isim de vererek söyleyelim. Bunların hiçbirisi gizli kalmaz Abdullah Bey. Siyasette bugüne kadar hiçbir şey gizli kalmamıştır. Bunlar da bir bir dökülecek. Nasıl ki tapelere yansıyan, komisyonlara yansıyan bütün dokümanlar bir bloknot halinde bütün meclise dağıtıldı ve her şey oradan anlaşıldı. Benzer şekilde bunlar yeri zamanı geldiğinde bir çıkar çatışması olduğunda veyahut da bir problem olduğunda tek tek dökülecek. O zaman bizim programımızı izleyenler diyeceklerdi ki ya hakikaten Abdullah Bey bir program yapmıştı. Orada da bunların hepsi teker teker konuşulmuştu. Yasama, yürütme. Keşke öyle olsa yürütme eliyle ve yasama eliyle çıkarılan yasalarla yargı da tamamen baskı altında. Hiçbir yere kıpırdayamıyorlar. Baskılayamadıkları, elde edemedikleri, sahip olamadıkları yargıya da güvenmiyorlar. Nedir o yargı? Anayasa Mahkemesi. Yüce Divan. Biz Yüce Divan'a güvenmiyoruz diyecek kadar ileri giden bakanlar, isimleri belli. Sayın Sağlık Bakanı çıktı 17-25 Aralık Yüce Divan oylaması öncesinde. Efendim biz Yüce Divan'a güvenmiyoruz, tarafsız bir yargılama yapacağına inanmıyoruz demişti. Şimdi hal böyleyken siz elinizin avucunuzun içine aldığınız yargıyı işleteceksiniz. Yani 17-25 Aralık dosyalarını yok edecek, tırpanlayacak, takipsizlik kararı verecek savcıyı getirip ona güveneceksiniz. Ama Yüce Divan'a güvenmeyeceksiniz. Ulaşamadığınız yere de tukaka diyeceksiniz. Keşke bu üçüyle sınırlı kalsa, yasama, yürütme, yargıdan sonra bir de Hazret'in
basına olan baskısını ve basını kendi yönetimi altına aldığını, büyük bir çoğunluğunu, en azından ana akımın büyük bir çoğunluğunu hepimiz biliyoruz. Ya bendensin ya kara toprağınsın mantığıyla kendi borazanını çalan basın mensuplarını alkışlayan, kendisine karşı olanları yok eden, ortada olanları da bir elinde hükümetin maliyesi, öbür tarafta yargısıyla korkutan bir yapı haline geldi. O nedenle efendim biz şaşırdık mı Recep Tayyip Erdoğan böyle yapmasına? Hayır, şaşırmadık ama çok güzel bir laf etmiş. Siz ilk girişte söylediniz. Efendim gerekli tavrı ortaya koyun demiş halkımıza. Hiç merak etmesin Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu necip millet gerekli tavrı ortaya koyacaktır. Bu kadar rezillik, bu kadar aymazlık halkımız tarafından anlaşılmıştır Abdullah Bey. Çok net, bütün AKP yandaşı olan istatistik araştırma şirketleri bile birkaç rakam yayınladılar. Dediler ki, Türkiye'de yaşanan bu yolsuzluk olaylarını, rüşvet olaylarını, bu rezaletleri duydunuz mu? Halk dedi ki, vallahi %97'miz duyduk. Evet diyenler %97. Peki buna inanıyor musunuz? Bir yanda Recep Tayyip Erdoğan bunlar dublajdır, montajdır, bunlar yalandır diyor. Bir yandan da bunlar gerçektir tapeleriyle işte muhalefetin bütün milletvekilleri ve genel başkanları bunları meydanlarda söylüyor. Ne diyorsunuz? %70 küsürü evet inanıyoruz diyor. Yani AKP'lerin de önemli bir kısmı evet biz bunlara inanıyoruz diyor. E şimdi bizim halkımız, bizim milletimiz asildir. Gerçekten eğriyi doğruyu bilir. Bu nedenle de bu seçimlerde kendi cebinden parasını çalan, kendi çocukları KPSS'de sınava kazanamadığı için giremezken, el alemin çocukları, yandaşın çocukları KPSS'ye girerken bunları seyretmeyecek. Bunların cevabını verecek gerekli tavrı ortaya koyacak. Ben şöyle anlıyorum. Halkımıza diyorum ki gerekli tavrı sizin seçtiğiniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğiniz milletvekilleri koyamadılar. Muhalefet milletvekillerinin tamamı oradaydı ve tamamı Yüce Divan için evet oyu kullandılar. Bunun yanında 50'ye yakın AKP milletvekili gereğini ortaya koydu ve evet oyu verdi. Ancak diğer kısım AKP milletvekilleri gerekli tavrı ortaya koyamadı. Koyamadı. Sizin gönderdiğiniz vekiller koyamadı. Buradan halkımıza bunu söylememiz lazım. Şimdi gerekli tavrı koyma sırası sizdedir. Sizin namusunuzu koruyan, sizin onurunuzu koruyan, paranızı koruyan, çocuklarınızın hakkını koruyan insanları ve partileri, dürüst, onurlu, şerefli partileri, insanları tekrar seçin ve onları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderin. Erdoğan Bey'e şimdi bir sorayım. Hem bir hukukçu olarak bir de siyaset bilimcisi olarak bu 7 Haziran'a doğru giderken hem Cumhurbaşkanı'nın tavrını, bundan sonraki hareket tarzını ki bugün çok net olarak onu belli etti. Hem de bunun hükümete dönük boyutunu bir değerlendirir misiniz? Yani şimdi tabii o kadar çok anayasa ihlali yapılıyor ki. Şimdi bugün işte bu belli oldu derken aslında belli olan bir şey yok. Ya bu aylardır belli. Hatta belki yıllardır belli. Anlatabildim mi? Çok net. Onun için bugün yapılan açıklama hiç kimse için sürpriz olmadı. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Mesela çok basit bir şey konuşalım. 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı biliyorsunuz. 15'inde Yüksek Seçim Kurulu ilan etti. Anayasa da çok açık. Ne diyor? Cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişki kesilir diyor. Yani Cumhurbaşkanı seçilip göreve başlayalım falan demiyor. Seçilenin diyor. Veya Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan da diyor. Seçilenin. Seçildi mi seçildi. Kim ilan etti Yüksek Seçim Kurulu? Biter. Ama siz gidiyorsunuz parti kongresine. Genel başkan adayı çıkarıyorsunuz. Onu destekleyici konuşmalar yapıyorsunuz. Hani vatandaş şunu da diyor belki. Ya ne olacak? Yani iş bu kadar da basit değil. Anlatabildim mi? Ha, ne olacak? Tamam ama vatandaş ya şimdi bugün de mesela. Tabii canım çıkacak. Seçim. Evet ben de verecek. Onun için zaten söylüyorum size. Ama iş basit gibi gözüküyor. İşte. Hayır işte basit olmadığını bizim anlatmamız lazım. Bu programlar da ona hizmet ediyor zaten herhalde. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani demokrasi bir kurallar ve ilkeler rejimidir. Bunu oturtmamız lazım. İleri demokrasi dediğimiz Batı Avrupa demokrasileri bunu bu şekilde yapıyor ki başarılı oluyor. Zaten bizim vatandaşımız da biliyorsunuz göçle oraya gidenlerin, iş bulmak için gidenlerin çoğu burada iş bulsa gitmeyecek zaten. Değil mi?
Burada çok eğitimli olsa, iş ortamı olsa gitmez Almanya. Niye gitsin Almanya şimdi? Ama bizde belki en eğitimsiz insanlarımız mecburen oraya gidiyorlar. İş bulmak endişesiyle. Ve gidip o en komplike sistemde başarılı oluyorlar. Değil mi? Demek ki halkımızda niye? Sorun yok. Halkta sorun yok çünkü kurallara hemen intibak ediyor. Kurala uymazsanız... Herkes için geçerli. Herkes için geçerli ve kurala uymazsanız sistemsiz dışarı atıyor. Bunu o giden kişi de görüyor zaten. Belki ilk etapta bir iki ihlal ediyor. Diyorlar ki bak hani bir pardon olur bu işin. Yoksa devre dışı kalırsın. Direkt uyum sağlıyor ve çok büyük başarı yakalıyorlar. Dolayısıyla Aytul Bey'in dediği gibi ya vatandaşta bir sorun yok. Anlatabildim mi? Ha, vatandaş bunu böyle istiyor diye de kolaycılığına kaçmayalım. O zaman burada herkes bu işi yani bu işte görev yapanlar, muhalefet partilerin için söylüyorum özellikle. Onların bu konuda daha ayrıntılı bunu anlatması lazım. Ama onlara da haksızlık... Hoşuna gidiyor gibi de görünebiliyor ha. Yani o da enteresan evet. Bir şey. Hayır ben şimdi muhalefete de haksızlık yapmak istemiyorum. Şöyle bir şey. Yani burada muhalefet parti milletvekilleri var diye söylemiyorum. %50'sinden fazlasını medyanın eline geçirmiş bir havuz medyası dediğimiz medyadan bahsediyoruz değil mi? Ve hiçbir şey tanınmıyor yani. Hiçbir ahlaki değer yok. Anlatabildim mi? Kafasına çekiyor manşeti. Kafasına... demokrasinin en önemli özelliklerinden biri basın özgürlüğü biliyorsunuz. Yani halkın hür olmasından gerekli bilgileri alması lazım. Ama az önce burada ifade edildi. Basına sürekli bir vergi cezası olayı. Sürekli alo Fatihler. Anlatabildim mi? Ya bunlar bazı devirlerde zaman zaman olmuştu. Belki her devirde olmuştur. Yani artık vergiye geçti. Gözaltılar, tutuklamalar. Tabii. Yani ya şimdi Sedef Kabaş'a ikinci dava açılmış. Hidayet Bey'in bugün şeyi gene reddedildi. 48. gün tabii. 48. günü. Cezaevinde. Bugün de reddedildi tekrar. Evet. Canım sadece yani. Konu bir de Hidayet Bey de değil. Şimdi Sedef Kabaş. Hani paralel falan deyip çıkılıyor ya. Ben onu da doğru bulmuyorum. Ayrı bir konu ama. Şimdi Sedef Kabaş... Yani normal bir vatandaş gazetecilik yapıyor. Tahsilli bir kadın. Değil mi? Kariyerli. İş yaptığı işi düzgün yapan biri. Sorunlu, ikinci bir dava da açılmış. Sorun da orada zaten. Tahsilli, ama kariyerli. Kafası yani. Çalışan insanlar oldu mu? Şimdi, dava açılacak. Tabii şimdi şunu demeye çalışıyorum. Ama davanın sebebi ne? Polisi kapıda beklettiği için. O da 5 dakika bekletmiş. Ya tabii bu affedersiniz çok saçma sapan bir şey. Niye? Bir tane kadın var, 3 tane polis var. Ve polisler de şikayetçi de değil. Onu da söyleyeyim. Ben o gazetini okuduğuma göre. Sabah kapıya gidiyorsunuz. Evet. Ve onlar da şikayetçi değil. Gazetede öyle yazıyor. Evet. Ama birileri herhalde bunları şikayetçi ediyor zaten. Ama şimdi bu şuradan çıkıyor. Şimdi Sayın Erdoğan... Hele bir iç güvenlik paketi çıksın bakayım daha ne olacak o polislerin hali. Şimdi Sayın Erdoğan'ın diyor ya bu Cumhurbaşkanlığı sarayı olarak kullanılan yer. Orası da enteresan. Bunu da biraz işlemek lazım. Hani böyle sadece kaçak saray konusu değil de bilenler Ankara'yı bilir. Değil mi? Başbakanlık için gerçekten öyle bir yer ihtiyaçtı belki. Hani o düzeyde yapılırdı yapılmaz ayrı konu ama başbakanlık gerçekten Kızılay'da biliyorsunuz çok verimsiz bir ortamda kalmıştı. Önemli bir takım başbakanla bağlı kurumlar Meşrutiyet Caddesi'nde şurada burada biliyorum ben bunu. İhtiyaçtı zaten onun için yapılmıştı. Ve şunu da söyleyeyim. Ekmelettin İhsanoğlu şayet Cumhurbaşkanı olsaydı. Evet buyurun burayı size tahsis ettik diyecek miydi başbakanlık? Yani başbakan o zaman Recep Tayyip Erdoğan olmaya devam edecekti biliyorsunuz hani görevinden istifa etme durumu da yoktu. O normal Çankaya gidecekti ki Çankaya da gerçekten ya tarihe biz önem vermiyoruz bir kere. Hani muhafazakar bir parti başımızda iktidarda falan diyoruz ama biliyorsunuz en önemli sermaye burada özellikle ben yurt dışından yeni geldim. İtalya'da bir gidiyorsunuz hele o Roma'yı düşünün değil mi? Venedik de öyle. Florence öyle. Hep tarih. Ama biz en muhafazakar dediğimiz parti tutuyor. Gerçekten bir tarihi geçmişi olan Çankaya Köşkü'nü terk ediyor. Yani Cumhurbaşkanı onu başkası yapsaydı muhtemelen bir ara heykel için kullandığı bir kelime vardı biliyorsunuz. Onu kullanırdı yani rahat. Ben onu demiyorum ama hiç doğru değil. Ve şunu demişti biliyorsunuz. Ya kaçak bina diyorsunuz. Mahkeme kararı olsa da sıkıysa gelin yıkın. Yani şimdi bir... Zaten var mahkeme kararı biliyorsunuz. Var canım biliyorum. Yani ben onu o konu... Yok Cumhurbaşkanı söylediğini söylüyorum. Hayır Cumhurbaşkanı'nın söylediğini söylüyorum ben. Anladım, hani diyor ya mahkeme kararı da olsa diyor sıkıysa tabii. Gelin yakın. Yani ya nasıl bakış açısı olarak siz bunu söylüyorsunuz. Tabii ben bunu anlatıyorum ama sadece bakış açısı bu değil ki. Yani şimdi Cumhurbaşkanı olması da şart değil. Başbakanken meydan denmedi mi? Ey savcı seninle görülecek hesabımız var. Ya bir hukuk devletinde bu olabilir mi Abdullah Bey? Yapmayın Allah'ını seversiniz. Ama hukuk devletinde değiliz şu anda. Yani hayır. İleri demokrasi diyorsun şu bu. Biz hukuk devletinde olmasını istiyoruz. Olmak zorunda yani. Türkiye gibi bu kadar gelişmişlik düzeyi belli bir noktaya gelmiş bir ülkede.
siz bunu bu şekilde sürdüremezsiniz. Ya tabii ki siyasette şimdi güç mücadelesidir. Mutlaka bir takım şeyler ifade edeceksiniz. Ama bunları demokratik hukuk devleti diyorsanız kanunlar kapsamında yapacaksınız. Elbette demokrasilerde çoğunluğu sağlayanın yönetim hakkı vardır. Yönetme hakkı vardır. O yönetecek. Ama nasıl yönetecek? Yargı denetiminde olacak her yapılan iş. Nasıl? Yasa çıkarıyorsan Anayasa Mahkemesi. Yürütmeyle ilgili ise İdari Mahkeme Danıştay'ın denetimine sen razı olmak zorundasın. Ama daha dün bir açıklaması vardı Sayın Cumhurbaşkanı. Yine Danıştay'la ilgili, değil mi? O yargı başkanlarının yemeğinden sonra bir açıklaması oldu. Danıştay'ı eleştiriyordu yine. Olmaz bu. Anlatabildim mi? Yani kesinlikle yönetme hakkına sonuna kadar saygı duymak zorundayız. Çoğunluğu sağlayan yönetecek. Demokrasinin esası budur. Ama sadece çoğunluğu sağlayan yönetecek değil. Nasıl yönetecek? Hukuka uygun yönetecek. Hukuka uygun yönetmiyorsa, bakın bu ey savcı şu bu lafların hepsi ne demokrasi kültürüyle bağdaşıyor, ne adalet duygusuyla bağdaşıyor. Kaldı ki hepsi de suç. Ya meselenin özü şuraya geliyor. Herkesin evet. Kendi görev alanı içerisinde elbette. Görevini yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan meydan meydan gezerek Cumhurbaşkanlığı için yetki istedi. Şimdi bizim milletimiz de bunu mutlaka ayırt edecektir. Cumhurbaşkanlığına aday oldu ve bu millet de sizi tercih etti. Cumhurbaşkanı oldunuz. Yani olmaması gerekirken, olmaması lazımken milletimizin tercihine her zaman saygı duyuyoruz her demokrasilerde. Şimdi burada siz cumhurbaşkanıysanız o yetkiler çerçevesi içerisinde görevinizi yapmanız gerekiyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız ne yazık ki işte bu ülkede Türk devlet geleneğine, hukuk sistemine bütün birikimleri tamamını ters yüz ederek bütün yetkiyi ve erki kendi eline toplamaya çalışıyor. Ana sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bunun da ana nedeni şunu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bisikletin pedalını çevirmezseniz düşersiniz. Tabii ki. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız... Ama cambazlar düşmüyor bak. Sayın Cumhurbaşkanımız... cambazlar düşmeyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkede bir insan kendisinin ne yaptığını en iyi kendisi bilir. Herhalde. Şimdi bu ülkede bu kadar hukuksuzluğun, bu kadar 17-25 Aralık'ta ortaya çıkan yolsuzlukların ana mübessibili ve ana sorumlularından birisi eğer sizseniz bu ülkede hesap vermekten mutlaka kaçınırsınız. Hesap vermekten kaçınmanın yolu da bu benim şahsi kanaatimdir ki böyle olduğunu düşünüyorum. Bu yapılanların tamamı bir korkunun sonucudur. Eğer insanlar korkmasalar, hukuktan korkmasalar, yargılanmadan korkmasalar, hesap vermekten korkmasalar anayasayı, yasaları, devletin bütün geleneklerini yok ederek böyle bir anlayışla devlet yönetilmeyeceğini çok iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bakın bu ülkede birçok insan muhalefete düşmüştür. Yani Demirel'de muhalefete düştü, efendime söyleyeyim Ecevit'te muhalefete düştü, Mesut Yılmaz'da, Tansu Çiller'de. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesinlikle ömür boyu iktidarda kalmak gibi bir anlayışı var. Çünkü hesap veremeyeceği o kadar çok konu var ki bunu en iyi kendisi biliyor. Kalmak zorunda. Ya kalmak zorunda. Onun için de kendini korumak adına Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün zor şartlar altında kurulması, birikimleri, Türk milletinin geleceği, bu masum, mazlum Anadolu insanının geleceği hiç bir tarafa, kendisinin bir tarafı olduğu bir anlayış hakim. Bunu mutlaka tarih yazacaktır. Bu ilelebette devam edecektir. Buna gidecektir. Hayır, kimse zevkine suç işlemez diyorsunuz. Evet. Bir zorunluluk var ki işleniyor bu kadar suç diyorsunuz. Yani anayasa ihlali anlamında söylüyorum. Kesinlikle kendini koruma yani, korumadan kaynaklanıyor. Yoksa Cumhurbaşkanlığı bu ülkede bir şeref açısından, makam açısından baktığınızda daha ötesi bütün yok. İnsanları, daha bütün ötesi toplumu yok. Kucaklayan, Cumhur'un başı adı üstünde. Herkesin başı manasında. Yani daha gelebileceğiniz bir nokta yok. Yani getirdiğiniz bir sistem de yok. Yani bu parlamenter sistemden Türkiye ne zarar görmüş? Önemli olan yasalardan ziyade yasaları uygulayacak zihniyettir. Tabii. Siz en mükemmel yasayı bir diktatörün eline verdiğiniz zaman o yasalarla ülkeyi faşizmle yönetir. En kötü yasaları ortaya koysanız eğer iyi bir yönetici varsa o kötü yasalarla bile uygulayıcı düzgünse diyorsunuz. Evet, evet. Ortaya, yani burada da ana sıkıntı sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Burada da ana sıkıntı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kendini koruma reklesi ve bir şeye girmiş. Yani bir korku batağının içerisine saplanmış. Yani her şeyi
darbeye bağlayan, herkesi kendisine karşı olduğunu düşünen, en ufak bir muhalefet hareketini bile, hani çok abartı olmasın ama bugün gelinen yapı itibariyle Kanarya Sevenler Derneği'ni bile kontrol altına almaya çalışan bir mekanizmaya getiriyorlar. Yani bu sistem, şunu söyleyeyim, Orta Doğu'daki tek adamlık ve parti devletinin kademe kademe geldiği noktaya doğru giden bir süreci yaşıyoruz ve görüyoruz bugün Türkiye'de. Bir ekleme yapayım. Tabii. Şimdi aslında şu anda biliyorsunuz ortada, ben bunu 7-8 ay önce artı bir kanalına çıkmıştık. Hikmet Sami Türk Hoca ile seçim sistemlerini falan bir tartışmıştık. Orada da söylemiştim. Hiç fikrim değişmedi. Şu an hep bir başkanlık sistemi muhabbetiyle gidiyor biliyorsunuz. İşte şu gelecek, bu gidecek falan. Bakın ben bu lafa da inanmıyorum. Ha şöyle, 350 milletvekili çıkarır da önüne böyle bir imkan gelirse bunu zorlar tabii ki her şeye rağmen. Ama şu andaki dert aslında 276'yı korumak. Tamam mı? 276'yı korumak niye? İktidara ihtiyaç var. Tamam mı? Ama siz şimdi başkanlıktan perde açtığınız zaman, üst perdeden konuştuğunuz zaman 276 zaten cepte. Algısı uyanıyor. Zaten hep algıyla gittiği için işler, ya zaten bunlar işi bitirmiş. Şimdi siz muhalefet milletvekillersiniz değil mi? Siz 276'yı arıyorsunuz. Ama tek olarak, ama koalisyonla 276'yı bulalım, iktidar olalım, iş yapalım diyorsunuz. Seçmenlerinize söz verdiniz. Orası tamam, icraat yaptı. İyi yaptı. İcraatlar da oldu AK Parti döneminde. Yani bir sürü yapılanlar var. Yani bunları kimse de inkar edemez. Ama şu anda yaşanan hukuksuzlukları konuşuyoruz, hadiseleri konuşuyoruz. Şu anda hadise şudur. Çok net söylüyorum. Tekrar anlaşılır bir şekilde söyleyeyim. Ortada başkanlık şu falan arayışı yok. Normal şartlar. Ha önüne HDP barajı yaşamaz, şu olur, bu olur, 330'u geçen bir şey yakalarsa onu zorlayacaktır şansını. Yine 330'u geçerse de referandum var. Tabii orada da referanduma muhtemelen geçmeyebilir o. Ama dert 276. Çünkü iktidara ihtiyaç var. İktidarda kalmak zorundasınız. İktidarda kalmak zorundasınız ki soruşturmalar başlamasın. Eğer bir şekilde zaten iktidar elden gittiği anda, evet, çorap söküğü gibi domino etkisiyle bunlar kendilerini yüce divanda bulacaklar. Yani bu bizim için Abdullah Bey bir boyun borcudur. Yani bu kapanan yüce divana gidilmemesi yönünde verilen oylar, kapatılan dosyaların hepsi tekrar açılacak mı? Hiçbir dosya kapanmaz. Hiçbir dosya kapanmaz. Bu millet yetkiyi verdiği takdirde, yetkiyi verdiği anda gereken her türlü yasal düzenleme yapılır ve bu insanlar yüce divana gönderilirler veyahut da adil yargı önüne çıkarırlar. Buradan kimse bizim kinle, nefretle davrandığımızı düşünmesin. Kin ve nefret ancak ve de ancak AKP zihniyetine yakışır. Ben buradan tabii ki AKP'ye oy veren vatandaşlarımızı ayırıyorum. AKP'nin zihniyeti, yönetim zihniyeti diye düzelteyim. AKP'nin yönetim zihniyetine yakışır. Neden? Çünkü zaten ilk genel başkanları Recep Tayyip Erdoğan, kininize sahip çıkın ve kindar bir gençlik yetiştirin diye adeta talimat vermişti. Bu bize yakışmaz. Bizim yapacağımız şey şudur. Eğer mazlumun ahı varsa, eğer yetimin hakkı yenmişse, ki yendiğini Sağ Sultan duydu, bütün demokrasi raporlarına, Freedom House'tan tutun da dünyadaki bütün demokrasi raporlarına çok net sirayet etti. Özgürlük, demokrasi yok bu ülkede. Rüşvet almış başını gitmiş. Eğer durumun böyle olduğunu da bir şüphemiz varsa, ki çok yüksek var, biz bunların hesabını yargıda göreceğiz. Hem de hiç korkmasınlar. Demokratik bir ülkede bağımsız bir yargıya sevk edeceğiz. Şuradan şu sözü de veriyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın bile, o dört bakanın bile hakkı yenirse onların hakkını gene biz savunacağız. Bakın burada çok önemli bir şey söylüyorum. Bu insanlar yaptıklarının hesabını verecekler. Yaptıklarının hesabı diyelim ki 5. Yargı bunlara nefretle, kinle 6 ceza kesmeye çalışıyor. Hayır. Cezası neyse onu alacak. Onların haklarını da korumak yine bu demokratik sistemde bizim görevimiz olacak. Artık ama, herkes ders aldı diyorsunuz. Herkes artık ama, demokratik bir zeminde buluşmak istiyor yani. Ama hiç kimse endişe etmesin. Vay bu defter kapandı. Bu defter kapansa davul çalınır, zurna çalınır. Bu defter kapanmadı Abdullah Bey. Bu defterin kapanması mümkün değil. Bu insanlar yargının önüne çıkana kadar bu defter kapanmayacak. Bakkaldan aç olduğu için ekmek çalan çocuğa, çikolata çalan çocuğa siz hapis cezası öngörüyorsunuz bu ülkede. Ama trilyonlarca lira para götüren insanlara da önüne yatıyorsunuz bakan olarak.
veyahut da baş tacı ediyorsunuz ve ülkede bunu seyrediyor. Üzerine faiz veriyorsunuz. Hiç kimse endişe etmesin. Bugünler geçicidir. Bugünler geçecektir ve biz demokrasinin bekçileri olarak halk bize yetkiyi verdiğinde bütün bunların hesabını bir bir soracağız. Ha biz bunun hesabını sormak için iktidara gelmek istemiyoruz sadece. Bizim iktidara geliş nedenimiz bugün gündemden kaçırılan diğer konular. Bir yandan başkanlık tartışması yapılırken, bir yandan Hazret şunu buyurdu, Hazret bunu buyurdu, tünellerle mi geçilecek, bilmem ne mi yapılacak diye Türkiye'nin gündemi değiştirilmeye çalışılırken, biz Türkiye'nin gerçek gündeminden kopmadan bunları yapacağız. Türkiye'nin bugünkü en önemli gündemi işsizlik ve yoksulluktur. Hiç kimse bunu asla örtbas etmeye çalışmasın. Demin Erdoğan Bey bahsetti başkanlık sistemine giriş içinde. Efendim algı yönetimine Türkiye'nin karnı toktur. Siyaset 2 ile 2'nin 4 ettiği bir arena değildir. Siyasette öyle hesaplar yapılmıştır ki geçmişte tepe taklak olmuştur. Bunu bizden çok daha kıdemli siyasetçiler, açıkta tarih okuyanlar, yakın tarihimizi okuyanlar çok iyi bilirler. Siyasette 2-2 daha her zaman 4 etmez. 2-2 bazen 5 eder, 2-2 bazen 3 eder, 2-2 bazen hayırlısı neyse olsun olur. O yüzden biz Türkiye'nin gerçek gündemini asla unutturmayacağız. Asla bu ülkenin gündemi başkanlık sistemi falan değildir. Kimse boşuna bu sistemin kuyruğuna, bu tartışmanın kuyruğuna takılmasın. Somut verim istiyorsunuz. AKP'ye yakın olan araştırma kuruluşları bile en iyi ihtimalle halkımızın %30'unun başkanlık sistemine evet diyeceğini söylüyor. %30'unun bakın AKP'ye yakın Recep Tayyip Erdoğan'dan medet uman para alan şirketler bile bunu %30 gösteriyor. Şimdi %30'u evet diyen %70'i hayır denen bir konuda biz gündem yapabilir miyiz ya? Allah rızası için bugün bunu konuşmayalım. Başkanlık sistemi Türkiye'nin gündemi falan değildir. Kimse boşuna çenesini yormasın. Birisi Allah rızası için çıksın bana desin ki, ister AKP'den ister karşı taraftan, çıksın desin ki bu hükümet ne istedi de yapamadı. Bu kadar tek başına iktidar. 12 yıldır bu devleti yönetiyor, ülkeyi yönetiyor, parayı yönetiyor. Acaba ne istedi de bu hükümet yapamadı? Bana bir tek şey söyleyin ya. Parlamenter sistem engel oldu diyorsunuz yani. Sistem değişikliğine ihtiyaç yok anlamında söylüyorsunuz. Efendim zaten. Parlamenter sistem engel olduysa eğer, parlamenter sistem engel olduysa buyursunlar söylesinler. Tabii. Hayır. Bunlar anayasayı da değiştirmek istemiyor. Her istediklerini yaptılar diyorsunuz. Her istediklerini tabii yaptılar. Fazlasıyla yaptılar. Allah'ın körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz misali. Her istediklerini yaptılar Abdullah Bey. Hiçbir şekilde ben parlamentonun üyesi olarak gözlerimle görüyorum. Gözlerimle görüyorum. Bir istiyorlar, iki alıyorlar. Üç istiyorlar, beş alıyorlar. Böyle bir sistemi değiştirmeye de aslında niyetleri yok. Niyetleri yok. Hallerinden çok memnunlar. Bunların anayasayı da değiştirmeye niyetleri yok. O milleti oyaladılar, anayasa değişti. Evet, bu ülkenin değişikliklere ihtiyacı var. Yok değil ama değiştirecek olan, samimi olan 12 Eylül faşist rejiminin getirdiği yasaları değiştirir önce ya anayasayı. Gelin şu %10 barajını kaldırın bakayım. Kim koydu bu %10 barajını? Benim babam mı koydu? Bu AKP mi koydu? Kullandı. Gelin yükü kaldıralım hadi. Bunların hepsi anayasal değişiklik gerektirmeyen, çok basit, çok çabucak yapılacak olan değişiklikler. Bunların niyeti, gerçek niyeti halkı gerçek gündeminden koparıp televizyonların başına dikip efendim Türkiye'de başkanlık olsun mu olmasın mı? Hadi oradan. Türkiye'nin gerçek gündemi başkanlık değildir. Buradan televizyon yapımcılarına, program yapımcılarına sesleniyorum. Allah için çıkıp da bu konuyu konuşmayın. Şimdi çıkın işsizliği konuşun. Çıkın bunu, yoksulluğu konuşun. Bakın bugün Birleşik Metal İş Sendikası'nın grevi ertelendi ya. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Gerekçe, 12 Eylül'de bile. Gerekçe olarak ne gösterildi? Gerekçe güvenlikmiş efendim. Milli güvenlik. Milli güvenlik. Ulan Birleşik Metal İş İşçisi ne diyor? Ya benim paramı ver diyor. Alın terimin hakkını ver diyor. Alın terim kurumadan benim hakkımı ver diyor. Benim sosyal haklarımı biraz iyileştir diyor. Sen kalkıyorsun diyorsun ki milli güvenlik var. Ne var? Savaş mı var ortada? Ne var ortada? Yani bir olağanüstü bir hal mi var? Deprem mi oldu Allah korusun? Sel mi oldu? Türkiye yer yerinden mi oynadı? Birleşik Metal İş'teki işçilerin hakkını vermiyorsun.
Millete başkanlık sistemi tartıştırıyorsun. Millet açlıktan kırılıyor. Sen başkanlık sistemi tartıştırıyorsun. Dolar hayatının en yüksek değerine ulaştı. Bugün 2.45'i buldu. Peki niye ulaştı? Bakın, Merkez Bankası'na o kadar müdahale ederseniz sen kalkıyorsun bana başkanlık sistemi tartıştırıyorsun. Ya millet aç kardeşim. Milletin her gün borçhanesine yazılıyor. Her gün borç kanalları şimdi açın gezin bakalım. Tamamı neredeyse tamamı başkanlık sistemi olsun mu olmasın mı? Yapmayın şimdi Allah aşkına. Seyfettin Bey'e şuradan sorayım. Gerçekten çok sayıda soru var. Bizim çocuklarımız işsiz ama KPSS'siz iktidarın çocukları işe giriyorlar. Ve bir de şimdi bu son günlerde şey çıktı. Yönetim kurulu üyelikleri. Ne diyorsunuz bu konuda? Yani bir insan bir görevdeyken niye başka bir yere yönetim kurulu üyeliği? Yani yıllık mesela 300 bin liralara varan huzur hakkı paraları falan. Aylık 15-20 bin lira. Bakın Abdullah Bey, olaya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruşuna itibaren baktığınızda kendilerini nasıl tanımlıyorlar? Muhafazakar bir hükümet, işte muhafazakar demokrat bir hükümet olarak tanımladılar. Hatta çıktıklarında işte fakir fukaranın, garip kurabanın sesi olacağız, sessiz yığınların sesi olacağız dendi. Baktığınızda bir gece kondu'da asgari ücretle geçinen, yoksulluk sınırı altında bulunan bir vatandaşımızın evinde iftar sofrasında bulunarak bir algı oluşturulmaya çalıştı. Gelinen noktada baktığınızda bu muhafazakar hükümet döneminde bütün değerlerin alt üst edildiği ve içinin boşaltıldığını görüyoruz. Yani bugün bu muhafazakar hükümet olarak adlandırılan, yani bizce değil ama kendilerine adlandırılan bu hükümet zamanında esrar ve eroin kullanımı ilkokul çağlarına kadar erişmiş. Bonzai kullanımı yaygınlaşmış. Boşanma, yani bir milleti ayakta tutan en önemli unsur sağlıklı toplumlardır. Boşanma bu hükümet 13 yıllık hükümet döneminde kat be kat artmış. İşte fuhuş yapan kadından diğer değerlerimize kadar baktığınızda tamamının yok olduğunu görüyorsunuz. Bugün işte haktan, adaletten, hukuktan bahseden insanların nasıl hak ve hukuku çiğnediğini de işte bu VİP torpilden başka şeylere kadar hepsinde görüyoruz. Yani 17-25 Aralık'ta bunu gördük. Kamunun nasıl hiç edildiğini, soyulduğunu. Bugün VİP torpil listeleri açıkladığında bu milletin gerçekten Anadolu coğrafyasında geçim sıkıntısı çeken o mazlum milletimiz çocuklarını okutabilmek için yiyeceğinden, içeceğinden, giyiminden fedakarlık yapmış. Bizim çocuğumuz da bir okulu bitirsin ve bir iş sahibi olsun diyen ana baba bunun kaygısını çekmiş. Milletin çocuğuna geldiğinde KPSS imtihanlarına girin. İşte karda, kışta, kıyamette hep yaşıyoruz. İşte Ankara'ya geliyorlar, İstanbul'a gidiyorlar, İzmir'e gidiyorlar. Bir mücadelenin içerisine giriyorlar. Ama bir bakıyorsunuz bu sayı, bugün ulaşılabilen rakamlardan bahsediyoruz. Binlerce, bakın çok açık söylüyorum. Bu kayıtlar ortaya çıktıkça bunlar da bellenecektir. Bakanların çocukları, yani bunu hani şey olarak söylemiyoruz, resmi olduğu için söylüyorum. Bakan çocukları, bunları mecliste de açıkladık, cevap da veremediler. Kimse de itiraz etmiyor. Etmiyor zaten. Bakanların çocukları, üç tane milletvekillerinin çocukları, damatları, gelinleri, yakınları, atadıkları üst düzey yandaş bürokratlarının çocukları, yakınları ve AK Parti yandaşlarının çocuklarının özel kadrolardan, özel kalem müdürü üzerinden veya özel kadrolarından işe alındıkları. Bununla yetinmeyip oradan da devletin ayrıcalıklı kurumlarında 3 milyar, 5 milyar, 6 milyar maaşla işlere yerleştirdiklerini görüyoruz. Bunlar binlerce, bakın çok açık söylüyorum. Ama öbür tarafta atanamadığı için yıllarca bunalıma giren, bunalım noktasına gelmiş atanamayan binlerce öğretmen var, mühendis var. Asgari ücretle iş bulmak için hayatını ortaya koyan binlerce işsizin olduğu bir ortamda bu süreç yaşanıyor. Yazık, günah değil mi? Yani onlar bu milletin evlatları değil mi? Onlar sessiz yığınlar değil mi? Yani siz sessiz yığından neyi anlıyorsunuz? O çocuklar hala fakirlikle, fukaralıkla, işsizlikle mücadele ederken onların hakları bakan çocukları, milletvekili çocukları ve yandaş çocuklarından imkan olarak önlerine sunuluyor. Böyle bir ortamla ve yapıyla karşı karşıyayız. Şimdi burada haktan, hukuktan bahsedenlerin geldiği noktayı belirtmek için söylüyorum. Yani yine haktan, hukuktan bahsedenlerin bir şeyi iyi tespit etmeli lazım. 17-25 Aralık dosyası biraz önce söyledi, kapanması mümkün değil. Yani görüştük, o görüşmelerde her şey ortada. Yani 700 milyar liraya, bu ülkede 700 milyon liraya iş bulmak için milyonlarca insan sıraya giriyor. 700 milyona, 700 milyara saat takan
bir bakan varsa, bakın çok açık söylüyorum, milyon dolarlar ortada dolaşıyorsa, bunlar belgeliyse şeyde ortaya çıktı. Yani bir otelin antetli kağıdıyla Rıza Sarraf'a diyor ki parayı teslim ettim diyor. 245 bin euroyu. Ondan sonra gene komisyon raporlarında var. Bakın bunlar gözden kaçmaması lazım. Orada bakana diyorlar ki işte bu 4 milyon Türk lirasını, yani 4 trilyonu nereden buldun dediğinde çocuğumun düğünündeki takılardan diyor. Halbuki o altınların bozdurulma tarihi düğünden 7 ay önce belgelerde. Ve 24 aya. Evet, 24 aya. Yani 24 aya. Şimdi külçe bu kadar takmışlar. Külçe altın takmışlar. Bu kadar koymuşlar. Değerlerin önce vermişler ama. Değerlerin 24 ayara takım olur Allah aşkına. Değerlerin alt üst olduğu bir sisteminden geçiyoruz. Biraz önce Allah Erdoğan Bey bunları, bu saraydan bahsetti. İsraf sarayı. Bu aslında bu anlayışın çöktüğü noktayı gösteriyor. Yani ona bilmiyorum, zamanımız yok, belki girmeyeceğiz ama orası zaten kaçak, ben bildiğim için söylüyorum. Orada aynı şu anda olan yerin orman işletme müdürüydüm ben. Orası Orman Genel Müdürlüğü'nün yeridir. Orası birinci derecede sit alanıdır. Türkiye'nin en önemli fauna ve flora merkezlerinden birisidir ve içerisinde 80'e yakın anıt ağacın olduğu birinci derecede sit alanı bir gün içerisinde üçüncü derece sit alana çevrilmiş ve mahkeme kararıyla bu iptal edildiği için orada yapılan bütün işlemler şu anda şeydir, hukuksuzdur. O işin bir boyutu, yani hukuksuzluğu ve bugünkü Cumhurbaşkanı, dönemin başbakanı bu yargı kararına hangi mahkemenin gücü yetecekse gelsin bunu yıksın diyebiliyor bu ülkenin başbakanı. Yani çok enteresandır hukuk açısından çok baktığımızda. Ama esas önemli olanlardan bir tanesi, dün fakir fukaradan bahsedip o sıvasız kerpiç evde iftar sofrasına oturan başbakanın bugün geldiği noktayı gösteriyor. Sormamıza rağmen açıklanmıyor. Kimine göre 4 katrilyon, kimine göre 2 katrilyon, kimine göre de 8 katrilyon. Bakın ben o konuyu bin liraya bardaktan bahsediyorum. Özel inceleyen bir milletvekili olarak söylüyorum. Yani hangisini doğru sayacaksınız? 200 tır Almanya'nın Essen eyaletinden Türkiye'de yetişen ıhlamurundan akça ağacına kadar ağaç getirilerek trilyonlarca para ödeniyor. Bakın. Granitleri metrekaresi, metreküpü 100 doların üzerinde olan özel granitler geliyor ve içerisine hamam yapılıyor. Evet. Sauna yapılıyor. 1150 odalı bir saray yapılıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı bunu neyle anlatmaya çalışıyor? İtibarla anlatmaya çalışıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı, bunu en iyi siz bilmeniz lazım ki, devletin itibarı hanla, hamamla, sarayla olmaz. İlimle, erdemle, ahlakla olur. Eğer saraylarla itibar olmuş olsaydı, Romanya'da Çavuşescu'nun sarayı 1500 odalıdır. Bakın 1500 odalıdır. Yani bugün dünyanın en itibarlı ülkesi Çavuşescu'lu Romanya mıydı? Veya Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyaz Sarayı, bugün İsraf Sarayı olarak bahsedilen sarayın 1/4'üdür. İngiltere'deki Kraliyet Sarayı yüzyıllara dayanır, 1/7'idir. Almanya'daki hele 1/1000'i. Ve bu ülkede siz itibardan bahsediyorsunuz. Bu sarayı itibar olarak görüyorsunuz. 8 trilyon liraya ısıtmasından soğutmasına kadar bir kente yapılan yatırımın 10 katı olan ısıtmadan soğutmadan bahsediyorsunuz. İtibardan bahsediyorsunuz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı işte dün içinden çıktığı yapıyı unutarak bugün hala o insanlar aç insanların aç gözüne insanlar baka baka ya. Bu ülkede yazık hala ya. Bakın çok açık söylüyorum. Pazar yerinde çöp tenekelerinden yiyecek toplayarak hayatını idame ettirmeye çalışan insanlar var. İşte Ermenek'te Recep amcayı gördük yırtık ayakkabısıyla. Sırtında çuvalda oğlunun cesetini taşıyan Van'daki ismi aklıma gelmedi. Muhammed. Sayın Vekilim, vatandaş... şimdi bu kadarını aramanıza gerek yok. İşsizlik biliyorsunuz en büyük sorun. Birinci çıkıyor şeyde %33-%34 çıkıyor. Ve en büyük işsizler ordusu da üniversite mezunları. Evet. Yani şimdi sizin bu anlattığınızı söylediğiniz zaman tabii ki %100 doğru söylediniz. Hepimiz biliyoruz zaten, basında bunlar çıkıyor. Ama hani sanki ajite ediliyor gibi davranılıyor. Alakası yok. Hayır, kardeşim. Ana şu güzel üniversitelerden mezun insanlar iş bulamıyor. Ve büyük bir çoğunluğu da üniversite mezunu. Burada ben gelinen noktayı, yani 2002 yılında çıktıkları noktadan bugün geldikleri noktayı anlıyorum, belirtmek tabii, için mutlaka söylüyorum. Onu söylüyorsunuz da. Yani dün fakir fukara diyen, sessiz yılların sesi diyen anlayışın bugün işte hamamlar, bakın hamam var, jacuzzi var, sauna var bu sarayın içerisinde. 5 yıldızlı otellerden kırmızı hallara ve sofralarında kuş sütünün eksik olduğu bir israf anlayışına gelinen noktayı
belirtmek için söylüyorum. Yani bugün gelinen nokta odur. Bunun bu vatandaşlarımız tarafından iyi tespit edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de şu var. Yani bunlar, bu vatandaş şunu söyleyeyim. Yani 13 yıldır anayasayı değiştirecek çoğunlukla getirdikleri anlayış bugün bu noktaya gelmiştir. Bunu AK Parti'ye oy veren seçmenlerimizin de bugün artık çok iyi görmesi gereken bir duruma geldiğini belirtmek için söylüyorum yani. Ben de şunu söylemek istiyorum. Az önce söyledim ama bir daha anlaşılması için vurgulamak istiyorum. Yani ne dedim? Başbakanlık için gerçekten gerekli bir binaya ben inanıyorum. Bu düzeyde olmayacak tabii. Bu gerçekten bir israf. Ama yani Cumhurbaşkanlığı olduğu zaman israf o kadar izahsız hale geliyor ki. Onun için Erdoğan Bey, Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığını o kadar geniş bir alan hepimiz gördük. Yani 11 ve Cumhurbaşkanlığı ev sahipliği yapan ve herkes oraya sığıyordu. Burası Cumhurbaşkanlığı köşkü hangi ihtiyacı karşılamıyor? Evet. Yani sizin binlerce, milyonlarca insanınız iş aç derken, tarım sektörü can çekişirken, esnaf kan ağlarken, binlerce bu ülkede yetişen genç iş derdindeyken 7 katrilyon, 8 katrilyon parayı buraya gömmenin bir mantığı yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Hiçbir mantığı yok. Vatandaşlarımız Kaçaksaray'ı görüyor. Gözlerinin önünde zaten. Seyfettin Bey. Görüyor. Evet. Ve vatandaşlarımız benim gittiğim köy ziyaretlerinde, sen de çok geziyorsun biliyorum. Diyorlar ki ya vekilim bu adam bu parayı cebinden verdiyse vallahi israftır. Devletin parasıyla yaptıysa vallahi haramdır. Şimdi bizim daha tartışmamızda bu konuyu bence çok gerek yok. Vatandaş gözüyle gördü. Kaçak olduğunu hepimiz belgeleriyle 5. İdare Mahkemesi. Evet 5. İdare Mahkemesi. 5. İdare Mahkemesi'nin belgesini getirerek Bekir Bozdağ'ın hükümeti temsil ettiği bir meclis oturumunda Bekir Bozdağ da özür dilemek zorunda kalarak, Seyfettin çok iyi hatırlar, evet ben bunu görmemişim, ben bunu atlamışım demek zorunda kalarak o sarayın kaçak olduğunu ispat ettik. Net. Tartışacak bir şey yok. Vatandaş görüyor. Evine ekmek götüremez iken o saraydaki ihtişamı görüyor. Bizim daha bunu tartışacak bir şeyimiz yok. Ancak bizim tartışmamız gereken vatandaşın bilmediği, henüz görmediği bazı şeyler var bu hükümet döneminde. Demin siz konuyu hafif açtınız. Bu kadrolaşma olayı, yönetim kurullarına adam getirme olayı filan. Bakın, hiçbir devirde, bu devletin yönetildiği, cumhuriyetin yönetildiği hiçbir devirde bu kadar ağır bir kadrolaşma harekatıyla karşılaşmadık. Bakın bu ülkeyi MHP'nin de hükümette olduğu dönemler oldu. CHP'nin de olduğu, Adalet Partisi oldu, Demokrat Parti oldu, Doğru Yol, pek çok sağ ve sol sosyal demokrat partiler ama tek başlarına ama koalisyon olarak bu devleti yönettiler. Hiçbir tanesi bu kadar ağır kadrolaşmadı. Biz MHP'yi suçladık eskiden. Daha gençken ya bu ne kadrolaşma yapıyorsunuz kardeşim ya bir iktidara geldiniz adamlarınızı koyuyorsunuz diye suçlardık. Bunlar şimdi rahmet okutuyorlar. Hiçbir kadro kesinlikle kendi haline bırakılmamış. Aşağı kademede de yukarı kademede de. Şimdi bakın bir olay anlatacağım. Olayın ne duruma geldiğini vatandaşlarımız anlasınlar. Şu anda Sağlık Komisyonu'nda iş sağlığı ve güvenliği yasa tasarısı konuşuyoruz. En son işte dün konuştuk, bir noktaya kadar geldik. Bunu birdenbire torba haline getirdiler ve içine bir madde eklediler son dakikada. AK Komisyon görüşmelerinin son dakikasında bir madde eklediler. Bu maddeye göre üst düzey yöneticiler devletteki, kim bunlar kardeşim? Müsteşar, efendim müsteşar yardımcıları, daire başkanları, genel müdür, genel müdür yardımcıları ta aşağı kadar iniyor. Yani daire başkanlarına kadar iniyor. Diyor ki bunlara, sizin diyor görev süreniz bittiğinde veya sizi herhangi bir şekilde görevden alındığınız takdirde gideceğiniz yer kadronuza göre, derecenize göre ya başbakanlık müşavirliği ya da bakanlık müşavirliği. Önce anlamadık ya Allah Allah dedik bunlar ne oluyor? Yani bir genel müdür görevden alınırsa niçin bakanlık müşaviri olsun? Ya bakanlık müşavirliğinde bu kadar kadro da yok. Hemen bir ek madde altına yazmışlar. Bu görevlere, bu kızaklara çekildiğiniz zaman sizinle beraber kadronuzda ihdas edilmiş sayılır. Oraya da kadro gidiyor. Anında.
Allah Allah dedik ya, bunun altında ne var bu? Niye sağlık bu? Sağlık komisyonuna ne ilgisi var bunun? Sağlık şöyle, sağlık çalışma ve sosyal iş, sağlık aile çalışma ve sosyal işler komisyonu bizimki. Şu anda biz iş sağlığı ve güvenliğini konuşuyoruz. Ne alakası var? Hangi kanunun hangi komisyonla alakası kaldı ki? Deveye boyun eğri demişler. Nerem doğru ki demiş. Plan bütçe komisyonunda dün, evet dün plan bütçe komisyonunda ebelerin yetki belgesi konuşuldu. Saatlerce. Dün. Dün yine plan bütçe komisyonunda sağlık bilimleri üniversitesi kurulsun. Bak milli eğitim sağlık değil konuşuluyor. Sağlık komisyonunda ise bu konu konuşuluyor. Kardeşim niye böyle yapıyorsunuz? Her komisyona bir torba. Her komisyona Abdullah Bey. Her komisyona bir torba. Torba oluyor çuval. Çuvalın içerisine bir sürü şey konuyor. Şimdi bu maddenin anlamı ne? Bu maddenin anlamı şu. Anlamamıştık yani şeyini. Biraz inceleyince hemen idrak ettik. Diyor ki üst düzey yöneticilerine. Ey genel müdür. Sen devletin genel müdürüsün. AKP her ne kadar ben seni oraya getirdiysem de. Sonuçta sen bir memursun ve üst düzey memursun. Ben sana talimat verdiğimde yasa diyor ki senin bir üstün, yani genel müdüre kim talimat verir? Müsteşar. Ona kim talimat verir? Bakan veya başbakan. Sana bir kademeli olarak, silsileli olarak bir talimat geldiğinde kanun sana diyor ki sayın genel müdür, kanuna bak, talimata bak, kanuna uygunsa yerine getir. Kanuna uygun değilse yapma. Yaparsan suç ortağı olursun diyor. Sen diyor bak seçime gidiyoruz. Ben ne emir verirsem yapacaksın. E ne olur yaparsan ya çok çok seni görevinden alırlar. Bir de yargıya gönderirler. Merak etme. Ben senin kadronu hazırladım. Ben bile seni görevden alırsam. Bakın AKP hükümeti diyor ki genel müdüre veya müsteşara veyahut da daire başkanına. Ben bile seni görevinden alırsam. Sen ömür boyu gideceksin bakanlık müşavir olarak çalışacaksın. Kadron otomatik hazır diyor yani. Kadron otomatik hazır. Nasıl ki valiyi alıyorum, merkez valisi garanti yapıyorum. Yani. Garanti. Seni de alırsam eğer, o zaman seni de bakanlıkta müşavir kadrosuna getirmek zorundayım AKP olarak. Ya diyor ki adam, ya seçimi kaybederseniz ne olacak? Kardeşim CHP'de gelse başa, seni görevden aldığı zaman kanunu uygulayacak, seni müşavir yapacak. Müşavir ne? Danışman. Oturacaksın masanda paranı alacaksın. Kadrolaşmaya bakar mısın? Kadroları bu kadar sağlam, bu kadar kendilerine biat eden cinsten yapıyorlar. Siz daha bana diyorsunuz ki vay efendim yönetim kuruluna adam koymuşlar, vay efendim bilmem ne yapmışlar. Bunların tamamı ama onlar da ağır yani. Bir o denenler de az bir şey değil yani. Ağır bir şey kadrolaşma hareketidir. Bir. İki, o bahsettiğiniz yönetim kurulları yani ballı börekli huzur haklarının, yüksek meblağlı huzur haklarının ödendiği kadrolar ya da pozisyonlar. Bunların tamamı seçim öncesi arpalık olarak dağıtılan kadrolardır. Yetti mi? Yetmez. Üç. Üçüncü dönemini tamamlayan milletvekilleri var. Tekrar milletvekili seçilemeyecekler. Bunlar ya taş koyarlarsa ya çomak sokarlarsa dönen çarka hemen 1150 odalı sarayda yerlere ayrıldı birçoğunun veya çeşitli yerlere bunlar işte o bahsettiğiniz yönetim kadrolarına yerleri hazırlandığı çok net bir şekilde ifade ediliyor. Yeter mi? Yetmez. Çok yakında, çok yakında biliyorsunuz Milli Eğitim Teşkilatı'nda bütün müdür ve müdür yardımcısı, okuldaki ya okulda 20-25 senedir müdürlük yapan ilkokul müdürünü bile dediler ki sizi görevden alıyoruz. Niye? Efendim 4 yılını bitiren herkesi görevden aldık. Derdiniz ne kardeşim? Efendim ya işte herkesin önünü açalım filan. Biz kuliste konuşuyoruz. Ya niye yapıyorsunuz kardeşim? Adam 20 yıldır okulun temizliğini yapmış müdür ya. Yeri gelmiş camını silmiş, yeri gelmiş süpürmüş, yeri gelmiş cumartesi günü gitmiş yağmurdan damlayan şeyleri temizlemiş. Sen bu adamı görevden alıyorsun. Neden? Abi ya sen yani böyle diyorsun ama biz paralel yapıyla mücadele ediyoruz. Sesinizi çıkarmayın aman. Kardeşim olur mu? Paralel yapıyla mücadele ediyorsan evet Allah yolunu açık etsin. Niye sen bütün müdür yardımcılarını biçiyorsun? Yapacağımı yapacağım. Yaptılar Abdullah Bey. Sonra bir de baktık ki paralel yapı bahanesiyle bunun arkasına sığınarak bütün müdür yardımcılarını temizlediler. Şimdi eğitim bir senin süzgecinden geçmeyen yani yandaş dediğimiz sendikanın süzgecinden geçmeyen bir tek Allah kulu ne müdür oluyor ne müdür yardımcısı oluyor. Bir tane örnek göstersinler. Bir tane. Bütün bunların puanlarını bunlar veriyorlar. Kimsenin haberi yok. Laf çıkmasın, söz olmasın diye bir tane MHP'li, bir tane CHP'liye de 100 üzerinden 100 puan veriyorlar.
bir araştırıyoruz ki adam ölmüş. 2 ay önce ölmüş, haberini almışlar, 100 puan veriyorlar adama. Nasılsa bu ya, dirilip de gelmez diye. Ölmese de 1-2 zaten canım. Yok yok, o gerçek ya. Ölmüş. Gerçek gerçek. Tabii. Yok, gerçek ölmüş. Gerçekten rahmetli olmuş bir insana 100 üzerinden 100 puan. Şimdi bakın, devleti bu şekilde yöneten bir zihniyet var karşımızda. Öyle bir korku ki demin Seyfettin Bey çok güzel söyledi. Korku öyle bir bunları sardı ki bir yerde bir çorap sökülür ise bu iş bitecek. Bunu çok iyi gördüler. Ta Bilal'e kadar ve bir numaraya kadar bu işin gideceğini ben değil kendi bakanları söyledim. Şimdi bu kadar bir rezillik, diz boyu rezillik var iken bu kadrolaşmayı mecbur yapacaklar. Başka türlü kendilerini kurtarma şansları yok. Mecbur bu kadrolaşmayı yapacaklar. Ama unuttukları bir şey var. Her ne olursa olsun AKP'ye oy vermiş, AKP hükümetlerinde üst düzey görev yapmış veya AKP'nin bir şekilde önünü açmasıyla hakim olmuş, savcı olmuş, yönetici olmuş dürüst, namuslu, şerefli insanlar hala var. Bakın, yalakalardan daha fazla. O yalakalardan çok daha fazla bu ülkede vicdanlı, namuslu, şerefli insanoğlu, insan evladı yöneticiler var. Savcılar var, hakimler var, doktorlar var, mühendisler var. Ve bunlar zaman zaman harekete geçiyorlar. Benim vicdanım el vermiyor diyor, ben diyor bunu bildiriyorum. Bunun bedeli ne olursa olsun diyor bildiriyorum ve biz de onu değerlendiriyoruz. Halkımız da değerlendiriyor. Bizi de ayakta tutan, bence sistemi de ayakta tutan bu. Bu kadar kokuşmuşluğun içerisinde bu şekildeki davranışlar bize umut veriyor. Biz de buradan halkımıza umut veriyoruz. Hiç merak etmesinler. Onların yaptığı siyasetin alasını, çok daha iyisini dürüst ve namuslu bir şekilde yapmak mümkün. Yani çalışıyorlar. Demin dedi AKP'nin güzel yaptığı şeyler de var. Ya efendim, tabii ki biz güzel yapılan şeye güzel yapıldı deriz. Canım 12 senede elbette yapacaksın 12 zaten. Senede bir tek de iyi şey 12 yapmadı. 12 senede yapacağız zaten. Yani, tabii. Ayıptır yani. Durmuş saat bile günde 2 kere yani doğruyu gösterir. Ki bunlar zaman zaman iyi şeyler yaptıkları elbette ki olmuştur. Bunu yani bunu bir şey diyemem. Elbette ki olacaktır. Ama ya adamlar çalışıyor, çalıyor ama çalışıyor zihniyetinin artık son bulması mecburiyeti vardır. Siyaset makamı. Çalıyor ama çalışıyordan öte helal olsun adama. Çalmıyor ama çok çalışıyor. Bizden aldığını bize geri veriyor. Mantığıyla yürümesi lazım. Bunun içinde bunun örnekleri var mı? Çok var. Dönecekler AKP'li olmayan belediyelere bakacaklar. Baksınlar etraflarına. Belediyelerde çalmadan çırpmadan namusuyla onuruyla çalışan belediye başkanları var mı yok mu? Yani belediyeyi yönetmek ülkenin küçük bir minyatürünü yönetmek gibi bir şeydir. Bizim belediyelerimizde namusuyla onuruyla dürüst çalışan pek çok başkanımız var. Diğer muhalefet partilerinde de var. AKP'nin içinde vardır. Yani mutlaka vardır. Ama bunlar çalışarak, üreterek ve namuslarıyla halktan aldıklarını halka iade ederek onurla mesleklerini yapıyorlar. Yapmaya da devam edecekler. Kimsenin de hiç kuşkusu endişesi olmaz. Şimdi bir iç güvenlik paketi var. Seyfettin Bey sizle o konuya geçelim. Bir taraftan polise sınırsız, neredeyse sınırsız denilebilecek kadar yetkiler. Yani insanların işte gözaltına alınması, aranması, hatta işte kişinin üstünün hani gözükmeyen yerlerin aranmasına kadar bile varabilecek yetkiler. Diğer taraftan işte göstericilere karşı silah kullanma olayı ki bunun daha uygulamaya geçmeden Cizre'de mesela bir 12 yaşında çocuk vuruldu. Evet. Görüntüleri de ortaya çıktı. Gerek Başbakan gerekse İçişleri Bakanı bunu polisin yapmadığını ifade etmişti ama daha sonraki görüntülerden polis aracındaki kameradan takip edildiğine göre oradan ateş edildiği yönünde bir izlenim var. Ne diyorsunuz özellikle bu paket ekseninde? Evet, şimdi, nereye götürecek toplumu? Tabii ona değinmeden Aytuğ Bey'in yani MHP dönemindeki kadrolaşmasını kabul etmemiz mümkün değil. 99'la 2002'ler arasında. Öyle diyorduk. Ha, öyle diyordun işte öyle yanlış. Sen de araya girip onlar da size diyordu falan diyecek mi var? Öyle yani diyorduk. Cevap verecek adam yani, olunca. Bir tespiti doğru. Biz öyle diyorduk bir yani. Bir tespiti doğru yapmak lazım. Evet. Yani bu ülkede 57. hükümet döneminde KPSS yani insanların haklarıyla eşit şartlarda mücadele edebilmesi
gereken KPSS 57. hükümet döneminde Milliyetçi Hareket Partisi'ne döneminde gelmişti. Ve o dönemde 57. hükümet döneminde Milliyetçi Hareket Partisi'nin bağlı olduğu bakanlıklarda kimsenin mağdur edilmediğini o dönemin yaşayanları çok iyi bilirler. Yani onunla bunu kıyaslama falan çok doğru. Ama şimdi bazı kadrolarda değişiklik yapmak doğrudur. Ya, o ayrı bir mevzu. Bakan yani, gelmiş, müsteşarını tabii ki değiştirecektir. Yani üst düzeyini biraz toparlar. Moltay dönemi ama demek istiyorum. Bizim yok. Ama yani bizimlerin verseydim plan muhabbeti var ya. Mesele şey değil. Mesele, kadar indirmek doğru. Mesele hakka, hukuka, liyakata riayet ederek bu çalışmaları yürütürsünüz. Kimseye şucu bucu falan diye bir haksızlık yapmadan, mağduriyet oluşturmadan haktan hukuktan yana bu uygulamaları yapabilirsiniz. Şimdi Abdullah Bey, şimdi bu iç güvenlik yasa tasarısı veya kanunu niye ihtiyaç duyuldu? Yani terörle mücadelede bir sıkıntınız mı var? Veya bu elinizdeki mevcut yasalarla terörle mücadele etmenize engel bir husus mu var? Veya amacınız nedir? Şimdi bu hükümetin terörle mücadele gibi bir niyeti yok. Terörle mücadele etmiyor, terörle müzakere ediyor. Yani hepimiz görüyoruz işte çözüm süreci adı altında ortaya çıkardıkları ama bugün gelinen nokta itibariyle baktığımızda ülkenin belli bir bölümünde tamamen devletin varlığının ortadan kalktığını, orasının PKK terör örgütüne teslim edildiği bir süreç bütün kamuoyunun göz önünde cereyan ediyor. Yani şu anda askerimizi katleden, polisimizi katleden, kundaktaki bebeğe kurşun sıkan, hamile kadınlara kurşun sıkan eli kanlı terör örgütü mensupları bellerinde silahlarla o bölgede vergi topluyorlar. Yol kontrolü yapıyorlar. Asayiş birimleri kurmuşlar. Kendi silahlı güçlerini ortaya koymuşlar. Bu noktada PKK'nın birçok işte o kara yılan mıdır nedir İmralı şeydeki Kandil'dekinden Karayılan'dan tutun 92-93 terörün en yoğun olduğu dönemden daha fazla yani ayda 1000 civarındaydı şimdi 1200-1300 kişinin daha katıldığını söylüyor bunu terörist başları söylüyor kendileri oradaki ifade kendileri ifade ediyor hani bizim söylediğimiz bir ifade de değil peki hani silahlar susacaktı silahlarıyla çekileceklerdi öyle anlattı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu şekilde olacak diye yine kendileri açıkladı ki kimsenin hiçbir teröristin silahlarını bırakmadığını ve çekilmediğini ifade etti. Sadece yaşlı ve bir takım mağdur olanların teslim olduğunu ifade eden de bu hükümetin yetkilileri. Hatta Başbakan Davutoğlu dedi ki biz bu çekilmenin olmadığını vatandaşa söylemedik dedi. Yani böyle şey olmasın diye. Evet. Şimdi gizledi 15 falan diye bir açıklama. Gizledi yani, bile yok. O da yok. Yani söyledi. Bırakın onu. Şimdi bu ülkede silahlar susacaksa PKK terör örgütüne bu katılımın artmasının ana nedeni nedir? Yani ve her ikide bir gerek HDP'liler gerek İmralı'daki terörist başı veya Kandil'deki teröristler devleti tehdit ediyorlar. Ülkeyi kan gölüne çeviririz diyorlar. 6-7 Ekim olaylarında da hep beraber gördük. Kobane'yi bahane ederek ülkenin bir belli bir bölümünde devletin varlığının olmadığını gösteren ve oradaki hakimiyetin PKK'ya ait olduğunu 6-7 Ekim olayları göstermiştir. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Yani terör orada mücadele etmiyorsunuz. Askerin kışlaya çekmişsiniz. PKK ve teröristlere hiçbir şekilde müdahale etmeyeceksiniz diyorsunuz. Ve böyle bir tasarı getiriyorsunuz. Şimdi bu tasarı terörle mücadele amaçlı olmadığına göre bu tasarı ne tasarısıdır? Bu tasarı çok açık söylüyorum. Yani bu tasarı o ülkede bu gidişatın sonu bağımsız Kürdistan devletinin projesinin hayata geçmesidir. Yani nasıl Saddam döneminde Kuveyt'e Saddam'ı saldırıp akabinde Kuzey Irak bölgesinde Kürdistan devletini kurdularsa işte IŞİD olayının iyi incelenmesi gerekiyor. Bu IŞİD nereden çıktı? Bu IŞİD ortaya çıktı. Kerkük'te, Musul'da Müslümanın kanı dökülürken, Türkmenin kanı dökülürken dünya sessiz kalıyordu. Ama Kobani'de ne zaman IŞİD Kobani'ye saldırdı, dünya ayağa kalktı. Dünya ayağa kalktı ve hatta HDP'nin başkanı bile dedi ki Kobani düşerse Ankara düşecek diyecek kadar ileriye gitti. Çünkü hedefte Kuzey Suriye'de bir Kürt devletinin
kurulmasını Türkiye ile sağladılar. Bak çok açık ve net söylüyorum. Orada işte bugün IŞİD belli bir amaca hizmet eden ve belli bir güçler tarafından kullanılan bir örgüttür. Ve Türkiye'nin de bilerek veya bilmeyerek Türkiye hükümetini yönetenlerin de bu işte vebali vardır. Ve şimdi bu işin üçüncü aşaması, yani zaten 2001 yılında Condoleezza Rice 21 ülkede Arap Baharı diye adlandırdığımız o bölgenin sınırlarının ve rejimlerinin değişeceğini 2001 yılında söylüyor. Ve Arap Baharı ile yaşananları hep beraber görüyoruz. Yani nereye demokrasi geldi? İşte yaşananlar ortada, işte Suriye'de kardeşim Esad'dan Kalleş Esad'a gelen noktayı hep beraber görüyoruz. Libya'da Kaddafi gitti de oraya demokrasi mi geldi? Ama Kaddafi gitti. O bölgedeki verimli petrol yatakları Amerika, İsrail, Fransa gibi ülkelerin eline geçti. Suriye'de Esad'ı devireceğiz diyenler her gün Esad vardı şeyin ağzında. Tayyip Erdoğan, siz duyuyor musunuz şimdi hiç? Esad günlerce her gün günde 10 defa Esad işte bugün gitti, yarın gidecek. Hatta dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu diyordu ki işte 2 hafta sonra Cuma namazını Şam'da kılacağız diyen öngörüsüz bir yapıydı. Gördük gelinen noktayı. Bu Orta Doğu coğrafyası karıştı. Bunu buradan şeye geleceğim. Belki uzatıyorum ama bu öngörüsüzlüklerin sonucunda bugün Kuzey Suriye'de bir Kürt devleti kuruldu. İşte bunun üçüncü ayağı. Üçüncü ayağı söyleyin, bir araya gidelim. Ondan sonra daha rahat bölmeden konuşalım. Oradan şeye tamam, gelelim. Yani üçüncü ayağı da bunun o 2001 yılında planlandığı şekilde ve Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi ifade etti. Bunu defalarca, şey olarak söylemiyoruz. Yani defalarca Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım dedi ve bu projenin üçüncü ayağı da ülkemizin belli bir bölümünü içine alan bir bölümü Irak, bir bölümü Suriye, bir bölümü Türkiye'nin olan Büyük Kürdistan'ın hayata geçirilmesidir. Şimdi aşama aşama oraya gidiyoruz. Tamam. Evet. Aradan sonra onu konuşalım. Erdoğan Bey, biraz da şimdi şuna da bağlantı kurmamız lazım. HDP'nin bu seçimlerdeki stratejisi, bunun perde arkasında, arka planda böyle şeyler de var. Bir ara vereceğiz, ardından hemen geliyoruz.